Gaziantep'te kızının ilişkisini onaylamayan baba genci ve ailesini konuşmak için iş yerine çağırdı. Geldiklerinde de üzerlerine kurşun yağdırdı. 19 yaşındaki Süleyman Şahin Anzade hayatını kaybetti. O saldırıdan yaralı kurtulan kardeşiyle babası kaçan saldırganların bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor. Konuşmaya diye çağıran adam direkt belindeki silahı çıkarıp 3 el ateş ediyor. İkisi elime, biri de vücudumu sürüyor. Konuşmak için çağırdılar, üzerlerine kurşun yağdırdılar. 19 yaşındaki Süleyman Şahin'i hayattan koparan saldırı Hanzade ailesinin hayatını alt üst etti. Sadece kardeşinin koruma amaçlı orada bulundu. Kesinlikle hiçbir alakasız ve de suçu yoktur yani, kesinlikle. Gaziantep'li Hanzade ailesinin küçük oğulları Eren'in bir yıldır kız arkadaşı vardı. Genç kızın babası bu ilişkiyi onaylamıyordu. 25 Temmuz günü Hanzade ailesine haber gönderip konuşmak için iş yerine çağırdı. 18 yaşındaki Eren ve 19 yaşındaki abisi önden gitti. Daha dükkanın önüne varmadan sıkmaya başlamışlar. Vurduktan sonra tekrardan başına gelip 3 el daha ateş etmişler. Bu kadar tehdit edildiğini bilmiyorduk çocuğumuzun. Onlar hazırlıklılarmış. Babaları birkaç dakika sonra iş yerinin önündeydi. Vurularak yere yığılan evlatlarına müdahaleye çalışırken o da kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Süleyman Şahin hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Bu ne gözü dönmüşlüktür? Nasıl bir can akıyabiliyorlar? Nerede olduklarını bilemiyoruz. Ne halde olduklarını bilemiyoruz. Hanzade ailesi kanlı pusudan sonra izlerini kaybettiren faillerin bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.